Merhaba arkadaşlar. Kılıç Harfiyat için yazmış olduğum programın ikinci versiyonunu tanıtmak istiyorum. Firmadan gelen istekler doğrultusunda yeni eklemeler yaptım. Kısaca tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Hem kendileri nasıl kullanıldığını öğrensinler hem de böyle bir programa ihtiyaç olanlar iletişime geçsin diye tanıtım yapıyorum. Kullanıcı adı ve şifreyi giriyorum. Evet. Şimdi burada işlemler menüsüne fatura çıkışı ve ödeme işlemlerini ekledim arkadaşlar. Tabii bir sürü yer değişti. Hemen cari tanımlamaya giriyorum. Burada alıcı ve satıcı seçeneklerini ekledim cari olarak. Burada bir cari tanımlayalım. Örneğin Yıldız İnşaat diyelim. Vergi dairesi İstanbul. Vergi numarası Ahmet Bey. Telefon numarası, adres. Bu cari tipini buradan seçiyoruz. Alıcı mı, satıcı mı? Alıcı diyelim. Kaydete basalım. Bizden hizmet alan bir firma. Tekrar bir cari daha tanımlayalım. Buna da Güneş Yapı diyelim. Vergi dairesi Beşiktaş diyelim. Vergi numarası Ali Bey. Telefonu 0544 İstanbul ve buna da satıcı diyorum. Kaydete basıyorum arkadaşlar. Şimdi ben buradan satıcıyı seçtiğim zaman Güneş Yapı, alıcıyı seçtiğim zaman Yıldız İnşaatı listeliyor gördüğünüz gibi. Yine güncellemeli silmelerini yapabiliyoruz. Hemen bir fatura girişine geliyorum. Şuradan cari seçtiğim zaman dikkat ederseniz fatura girişi olduğu için sadece alıcıları listeledi. Yıldız İnşaatı seçiyorum. Buradan fatura numarası yazıyorum. Fatura tutarı 35.000. Sefer sayısı 10. Alınan yer Kadıköy. Döküm yeri Beşiktaş. Açıklama mesela ne diyelim? Harfiyat. Hafriyat. Kaydete basıyorum. Ve evet diyorum. Faturamızı kestik. Hemen cari tanımlamaya baktığım zaman 35.000 TL'lik bir bakiyesi olduğunu görüyorum. Bir fatura çıkışı yapalım. Biz mesela mıcır alacağız örneğin. F501 diyelim. Fatura tutarı 20.000. Dikkat ederseniz burada cari seçtiğim zaman satıcıda listeledi buradan. Tonajı 30 ton. Sefer sayısı 12. Cinsi mesela mıcır diyelim. Açıklama bir şeyler yazıyoruz ve kaydete basıyorum. Şimdi carilere baktığım zaman Yıldız İnşaat 35.000, satıcıları listelediğim zaman da Güneş Yapı'nın 20.000 TL alacaklı olduğunu buradan görebiliyorum. Hemen tahsilat işlemini yapalım. Yıldız İnşaat'ı çift tıklıyorum. 15.000 TL tahsil ettim. Mesela bir daha tahsilat yapalım. Ya da kasaya bakalım isterseniz. Kasaya 15.000 TL aşağıda da görünüyor girdi. Tekrar tahsilat yapalım. Tümünü tahsil edelim. O 20 bin. Ve kaydet diyorum. Şimdi kasaya baktığım zaman kasada toplam 35 bin lira para girdi. Buradaki işlemlerden birini silersem, yani 15 bin TL'yi silersem tekrar 15 bin TL bakiyesi olduğunu görüyorsunuz. Yine tahsilata gelip 15 bin TL tahsil ediyorum. Yani hem kaydedip silmemin amacı yani görmeniz içindir. Şu anda tekrar tahsilata geldiğiniz zaman tahsilat yapılacak kimsenin olmadığını da buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ödeme işlemi yapalım. Güneş Yapı'ya 12 bin lira ödeyelim şimdilik. Ödeme yaptık. Şimdi kasada 35 bin lira vardı. Az önce ne kadar ödeme yaptık? Cari ekstreye gelelim satıcılardan. Az önce 12 bin lira. 35'ten 12 çıkarsa 23 bin lira kadar. Kasaya baktığım zaman 23 bin TL kaldığını görüyoruz. Kasadan düştü gördüğünüz gibi. Tekrar ödeme yapalım. 8 bin TL. Ve kaydettim. Şimdi carilere baktığım zaman bakiye 0. Yıldız İnşaat'ın satıcılara baktığım zaman Güneş Yapı'nda bakiyesinin 0 olduğunu görüyoruz. Kasaya baktığım zaman da kasada 15 bin TL para var. Çünkü 35 bin giriş oldu, 20 bin lira da çıkış oldu, 15 bin TL kasada para var. Tekrar ödeme işlemine geldiğin zaman ödemenin yapılamayacağını, ödenecek bir şeyin olmadığını burada görüyoruz.
Cari ekstraya geldiğim zaman da örneğin Yıldız İnşaat'ın cari ekstresini yazdırayım. Yazdır diyelim. Masa üstüne Yıldız diyelim. Bu geçen sefer cari ekstresi güzel değildi. Onu da düzelttik. Şöyle Yıldız'ı tıkladığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi Sayın Yıldız İnşaat bir adet faturası olduğunu, iki tarihte fatura tahsilat yapıldığını, borç toplamı 35 bin, tahsilat toplamı 35, kalan toplamı sıfır olduğunu buradan görüyoruz. Aynı şekilde diğer cariye de bakabiliriz. Mesela satıcılardan Güneş Yapı'nın kini de yazdıralım. Burada Güneş diyelim. Şimdi tüm menüleri ESC ile kapatabiliyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar Sayın Güneş Yapı yine faturası, tahsilatları ve alan bakiyesi ekstra olarak bu şekilde listeliyoruz. Başka ne anlatabiliriz? Anlatmamız bir de kasa işlemlerde anlatmadım. Örneğin şu anda 15 bin lira para var. Mesela kira ödemesi diyelim. 5 bin TL. Çıkış diyoruz. Açıklama Kasım ayının kirası diyelim. Kayda bastım. Dikkat ederseniz kasada 10 bin TL kaldı. Burada kiramızı da ödemiş olduk. Aynı zamanda yine mesela elektrik parası diyelim. 560 TL çıkış diyoruz. Kasım ayının elektrik faturası diyelim. Ve dikkat ederseniz 9.440 lira. Şu elektrik faturasını sildiğiniz zaman da tekrar 10.000 TL'ye çıktı gördüğünüz gibi. Aynı şekilde kasaya para koyabilirsiniz. Mesela kasaya para girişi diyelim. Başka bir yerden gelen bir paramız var mesela. Ne kadar olsun? 11.000 olsun. Giriş olarak ne diyelim? Bankadan çekildi diyelim. Kasada şu anda 21.000 TL para olduğunu görüyoruz. Bu şekilde program dediğim gibi buradan yedek alabiliyoruz. Burada aktif yazıcımızı seçebiliyoruz. Program hakkında buradan Excel'e geçiş yapabiliyoruz. En son değişiklikleri buradan kaydedebiliyoruz. Bir de aşağıda arkadaşlar giriş için 35 bin lira para girmiş, 35 bin lira tahsilat yapılmış ve 0 TL kalmış. Çıkışa da baktıkladığınız zaman da 20 bin TL'lik bir ödeme yapıldığını, fatura girişi olduğunu, burada aslında burada başlıkta fatura çıkışı demem lazım. Şurayı bir ismini unutmuşum. Buraya ben burada giriş dediğim zaman fatura giriş toplamı, burada çıkışı işaretlediğim zaman da çıkış. Sadece şu kelime isimlerini değiştirmem gerekiyor. 20 bin liralık bir çıkış olduğunu ve 20 bin liralık bir ödeme olduğunu buradan görüyoruz. Kasım ayına ait. Tabii Ekim ayında hiçbir işlem olmadığını görüyorsunuz. Burada Kasım ayında yapılan işlemleri hem giriş hem çıkış işlemlerinin toplamını görebiliyoruz. Dediğim gibi şurada bir etiket ismini unutmuşum maalesef. Düzeltirim onu da. Şimdi tekrar mesela şu anda giriş toplamı 35 bin. Bir giriş daha yapalım. Fatura girişi diyelim. Bu sefer yeni bir cari tanımlayayım. Mesela Yılmazlar İnşaat diyelim. Kadıköy diyelim. Vergi numarasını yazıyorum. Yetkili kişi Oya Hanım olsun. Telefon numarasını yazıyorum. Adresini İstanbul olarak yazdım. Cari tipi alıcı olsun. Kaydettim. Ondan sonra Yılmazlar İnşaatı seçtim. Fatura numarası F102. Fatura tutarı 25.000 olsun. Sefer sayısı 13 ya da 13 diyelim. Alınan yer Kadıköy'den alındı. Beşiktaş'a götürüldü. Açıklama yazdık. Açıklama toprak diyelim. Kaydettik arkadaşlar. Şu anda bakın ana sayfaya geldiğim zaman girişe tıklıyorum. Bakın giriş toplamı 60, tahsilat toplamı 35, kalan toplam 25 olarak görüyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Herhalde unuttuğum bir şey kalmadı. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa cari takip programına bstkanalı@gmail.com'a ile mail atabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.